Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Eda Çağlayan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir roba çalışması yapacağız. Bu roba çalışmasını sizlere daha önce, çok uzun bir zaman önce anlatmıştım ve çok izlenmişti. Şöyle yakından da göstereyim. Çok sevilen bir roba çalışması. Dikişsiz yelek olarak ya da hırka olarak istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yakadan başlayacağız. Roba ayrımlarımız olacak ve robamızda şöyle düz örgü, haroşa, bir de şöyle bir ajur modeli var. Kesme artırma yaparak onu uygulayacağız. Ve hem kıza hem erkeğe rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model. 2 yaşa göre yapacağız. Tabii ki kullandığınız ipe ve şişe göre de değişiklik gösterebilir. En sevdiğim modeller biliyorsunuz benim yeleklerde ve hırkalarda dikişsiz modeller. O yüzden videolarımı genellikle hep bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yakadan başlayarak tek seferde bitirmek daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi eğer sizler de hazırsanız örmeye başlayalım. Arkadaşlar, ipim Nako Elite Baby ama bu Elite Baby'nin bu rengi, iki tane krem rengi var. Bir koyu krem, bir de böyle açık olan. Bu açık olan rengi çok ince arkadaşlar, gerçekten. Ben normalde biliyorsunuz ki 3,5 numara kullanıyorum her bir Nako Elite Baby ipimde ve örgümde. Renk numarası 300 ama bu sefer ince olduğu için 3,25 şiş kullanacağım. Bu şiş çok nadir bulunuyor, yani her yerde işte tuhafiyelerde falan satılmıyor. Elinizde böyle ince ip varsa 3 numarayla da örebilirsiniz. Ben 3.25 öreceğim. Misinalı şiş tercih ediyorum. İsteğe göre, elinize, ipinize göre şişi ayarlayabilirsiniz. Ve 87 ilmek atarak başladık. 87 ilmek attıktan sonra 3 diş haroşa ördüm. İlk iliğimi açtım. Erkek için örüyorum. O yüzden sol tarafta açtım. Son olarak 4. dişimi de gittim. Görmüş olduğunuz gibi yaka için 4 tane haroşamı tamamladım. Her bir ilik düğme arasında 15 diş ara olacak arkadaşlar. Örgünün arka tarafında iliklerimizi açıyoruz. Ve şimdi robaya başlayacağız. 87 ilmek attım. 4 diş haroşamı ördüm. İlk iliğimi açtım. Ön için 17, kol için 11, arka için 27 ilmek, birer ilmek, toplam 4 tane sağından solundan artış yapacağım ilmeklerim var. Şuraya yazacağım zaten roba ayrımlarını. Bu 17 ilmeğin içine kenar patıdaki 7 tane haroşa da dahil arkadaşlar. Öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşanın üstüne düz örgü olarak sayıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17'ye tamamlamış oldum ön tarafı. Bir artış yapıyorum, bir düz örüyorum, bir artış yapıyorum. Bu düz ilmek roba boyunca sabit, sağından ve solundan artış yapacağım ilmekler. Kol için 11 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Kol için 11 ilmeğimi ördükten sonra bir artış yapıyorum. Bir düz, bir artış yaptım. 27 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. 27 ilmeğimi düz örgü ördüm, bir arttırdım, bir düz, bir arttırdım. 11 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bir arttırdım, bir düz, bir arttırdım. Kalan 17 ilmeğin 10 tanesini düz örgü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 tanesini haroşa olarak örüyorum. Ve ilk artış sıramı böylece tamamlamış oluyorum arkadaşlar.
Arka tarafı kenardaki 7'şer ilmek haroşa hariç geri kalan ilmeklerin tamamı ters örgü olarak örülecek. Kenardaki 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra artış yaptığım ilmeklerim de dahil hepsini ters örgü olarak örüyorum. Hızlıca bu sırayı ters örgü olarak öreceğim. Ön yüzde artışlara devam edeceğiz. Arka tarafı tamamladım. Bakın ilk artış sıramız böylece ortaya çıkmış oldu. Artışlarımızı hep bu ortadaki düz ilmeğin sağından solundan yapmaya devam edeceğiz. Bir kere daha göstereceğim nasıl artış yaptığımızı. Sonra ne kadar öreceğiz onu söyleyeceğim. Yine sabit 7 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 haroşadan sonra artış yapacağım yere kadar düz örgü olarak örüyorum. Yani bu sefer 18 ilmeğim olmuş olacak burada. 17 idi arkadaşlar. Ben saymadan gidiyorum ama sizler için bir kere göstereyim şöyle. Bu sefer 18 tane ördüm. Bakın artış yapacağım yere geldim. 1 arttırdım. 1 düz 1 arttırdım. 11 tane ilmekle başlamıştım. Birer tane arttırdım. Ne yaptım? 13 tane ördüm şimdi. Ya yeni başladıysanız ve ilk defa şu an benimle örecekseniz saymadan öğrenmeniz daha mantıklı olacaktır. Bu bir tane düz ilmeğin olduğu yere kadar öreceğiz şeklinde ezberlerseniz daha rahat olacak. Bakın 13 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane sabit düz ilmeğim zaten burada. Bir arttırdım, bir düz, bir arttırdım. Arka için ilmeklerimi örüyorum. 27 ilmekle başlamıştık. 2 tane artış yaptık. Yani bu sefer ne yapacağım? 29 tane ilmek öreceğim. Düz örgü olarak devam ediyorum. Evet. Yine bakın düz ilmeğin olduğu yere geldim. Bir arttırdım, bir düz, bir arttırdım. Kol için 13 ilmeğimi örüyorum. Bir tane arttırıyorum, bir düz, bir arttırıyorum. Kalan 18 ilmeğimi örüyorum. Şimdi arkadaşlar artışlarımız bu şekilde zaten sabit devam edecek. Şu an ikinci artışımızı yaptık. Toplamda üst üste 5 tane ajur, 5 tane delik olana kadar bu şekilde sabit düz ilmeklerin sağından solundan artış yapacağız. Yine arka tarafı tamamını ters örgü olarak örüp döneceğim. Hemen şöyle göstereyim sizlere. İkinci artış sıramızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi şu anda 2 tane ajurumuz oldu. Alt alta 5 tane olana kadar devam edelim. Sonra o ortadaki modelin olduğu yere geçeceğiz. Hızlıca 5'e tamamlayıp dönüyorum. 5 defa artışımı tamamladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi 2 diş haroşa gideceğiz. Yine artış yapmaya devam ediyoruz. İlmeklerin tamamını haroşa gideceğim ama şu sabit düz ilmeğim devam ediyor arkadaşlar. Artış yapacağım yere kadar ilmeklerimi haroşa olacak şekilde gidiyorum. Bu haroşalı kısım üst üste 2 diş olacak. Bak, şu anda haroşa olarak gidiyorum. Düzlerimin üstünde haroşa gidiyorum. Ben haroşaları hep tersten ördüğüm için haroşa dediğim yerde siz eliniz benden farklıysa haroşa olarak örerseniz aynı model çıkacaktır arkadaşlar. Hemen gösteriyorum şimdi şöyle şuraya kadar, şu artış yapacağım yere kadar. Artış yapacağım yere kadar geldim ve görmüş olduğunuz gibi haroşa olarak gittim. Bir tane artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bu sabit zaten düz. Sonra bir artış yapıp haroşa olarak devam ediyorum. Bu sırada sadece iki diş haroşanın olduğu yerde bu artışlarımızı haroşa olarak öreceğiz. Arka tarafta da. Çünkü iki diş haroşa olsun istiyorum. Burada. Ters örersek öne düz düşer yani. Devam ediyorum. Artışlarıma devam ediyorum ama haroşa olarak örüyorum bu sırayı. Yine haroşa olarak geldim kolu görmüş olduğunuz gibi. Bir tane artış yaptım. Bir düz, bir arttırdım. Haroşa olarak devam ediyorum. Şurada bir görüntü şeyi fark ettim de arkadaşlar ona bakıyorum. Evet, haroşa olarak devam ediyorum. Hiç
artışta bir değişiklik yok. Görmüş olduğunuz gibi sabit düz ilmeklerimi örüyorum. Ama geri kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi bu şekilde arka tarafı dediğim gibi haroşa olarak gideceğiz. Ön yüze geldiğimizde bir diş daha haroşa gideceğiz. Yine artışlarımıza devam ediyoruz. Üst üste iki diş haroşa olacak şekilde örelim ve devam edelim. Arka tarafta bakın şu sırt kısmı için kese kese geldim. İki tane ilmek kaldı. Ne yapıyorum? Bir tane artırıyorum, kesiyorum. Bir ilmek kalmış olsaydı bir düz örüp direkt artış yapacaktım. Bir arttırdım, bir kestim. Bir arttırdım, normal artışımı yapıyorum. Koldayız. Bir arttırdım, bir düz ördüm, bir arttırdım ve kesiyorum. Şimdi şöyle kafanız karışabilir. Burada önce arttırıp sonra kestiğimiz için ilmeklerimiz azalmıyor. Ama burada başlangıçta burada artış yapıp kesersek şu yaptığımız artış örgümüze dahil olmamış olacak. O yüzden kafanız karışmasın diye burada tekrarlıyorum ki arttır kesle devam ediyorum. Kol kısmındayım şimdi arkadaşlar. Bu şekilde. Ben zaten kafanız hiç karışmasın. Robanın sonunda kaç tane ilmeğimiz var toplamda onu da söyleyeceğim. Bir eksik, iki fazla hiç önemli değil. Önemli olan burada robayı bu arttır kes yöntemiyle oluşturmamız yani. Bir tane eksik olabilir, iki tane ilmeğiniz fazla gelmiş olabilir. Zaten model kaldıran bir model, altına koyacağımız model. En fazla bir tane outu'da fazla yapmış olursunuz. Bu da dediğim gibi önemli değil. Takın örgünüzü geri sökmeyin diye söylüyorum. Devam ediyorum. Arttır kes yöntemiyle geldim. Bakın yine iki tane ilmeğim kaldı. Bir arttırdım. Bir kestim. Yine roba artışıma devam ediyorum. Bir arttırdım. Bir düz örüyorum. Şimdi şurada şöyle bir mantık var. Burada arttır kes ile başlamıştık. Şu baştaki görüntüden kaynaklı olacak şimdi bu yapacağımız artış. Şurada arttır kesle başladık. Burada da aynı görüntü olması lazım. O yüzden şöyle yapıyoruz. 2, 4, 6, 7. Kes arttır. Kes arttır. Kes, 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 kes. Yani bir tane düz ör diyor burada görmüş olduğunuz gibi. Bir tane düz ilmek kalıyor. Bir tane arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir arttırıp sonra kesiyorum. Görüntü olarak aynı olsun diye önce bir elimle baktım. Sonra kesmeye başladım. Burada kes arttırla bitecek ki görüntü olarak aynı görünecek robamız. Devam ediyorum. İpim o kadar ince ki arkadaşlar. 2,5 bile kaldırabiliyor musunuz bu ipi? Arttırdım. Kestim, bir arttırdım, bir kestim, bir arttırdım ve 7 ilmekle bu sıramı da tamamlıyorum. Arka tarafta ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Öncelikle 7 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geri kalan bu artır kes yaptığım ilmeklerin tamamı ters örgü olarak örülecek arkadaşlar. Bir delikli görüntü oluşmuş olacak. Bakın bu şekilde hepsini ters olarak örüyorum. Hızlıca bu sırayı tamamlıyorum ve devam ediyoruz. Arka taraftan tamamını ters örgü olarak ördüm. Bakın bu ajurlu kısım ortaya çıktı. Şu anda şişimde 152 ilmek var. Dediğim gibi eksik fazla geldiyse hiç önemli değil. Artışlarınıza lütfen devam edin. Şimdi bu ajurlu kısmı da yaptık. 2 diş haroşa daha gideceğiz. Ve ilk modelimizi kurmuş olacağız arkadaşlar. Yine bütün ilmekleri artış yapacağım yere kadar haroşa olarak örüyorum. Bakın haroşa olarak gidiyorum. Ben haroşalar hep tersten örüyorum dediğim gibi. Bu şekilde göstereyim. Yine artışlarıma devam ediyorum. Ortadaki sabit düz ilmeğim devam edecek. Sakın onu haroşa olarak örmeyin arkadaşlar. Hemen şöyle geldim.
Artış yapacağım yere kadar. Evet, geldim. Bakın, sabit düz ilmeğim var. Bir tane arttırdım, düz ördüm, bir tane arttırıp haroşa olarak devam ediyorum. Yine üst kısımda yaptığımız gibi iki diş haroşaya tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle biraz daha ilerleyip ne kadar öreceğiz onu söyleyeceğim. Zaten model kendini tekrar ediyor. Modelin nasıl kurulduğunu da anlattım sizlere. Nasıl kurulduğunu da gösterdim. Hemen şu kolu da öreyim. Bir kez daha göstereyim o artış kısmını. Evet. Geldim düz örgünün olduğu yere. Bir arttırdım, bir düz, bir arttırdım, haroşa olarak devam ediyorum. Şimdi bu dişi bitireceğiz. İlk haroşa dişi. Yine burada yaptığımız gibi bir diş daha gideceğiz. Sonra arkadaşlar, dediğim gibi zaten modelin nasıl kurulduğunu sizlere gösterdim. Bu dişi gittikten sonra ön yüze geldiğimizde tekrar bir diş gideceğiz. Şu modelimiz tamamlanmış olacak. Sonra ön yüze geçtiğimizde yine düz örgüye geçiyoruz. Düz örgüye geçiyoruz. 5 sıra olacak şekilde şu ajurlar düz örgü yapacağız. Sonra yeniden bu modeli uygulayacağız. Yine iki diş haroşa, yine arttır kes tekniği, yine iki diş haroşa ile böylece 20 sıraya tamamlamış olacağız şu artış kısmımızı ve robamızı bitireceğiz. Hemen birinci dişi ördüm. Ön yüze geldiğimde ikinci dişi örüyorum. Sonra tekrar ön yüze geldiğimde düz örgüye geçiyorum. Artışlarıma devam ediyorum. 5 sıra ajur olacak şekilde düz örgümü örüyorum. Tıpkı burada yaptığımız gibi. Sonra yeniden 2 haroşa, 2 diş haroşa, arttır kes, 2 diş haroşa. Yani toplamda şu modelden 2 tane olacak. 20 sıra artışımı tamamlıyorum ve devam edeceğiz. 2 modeli de uyguladım arkadaşlar. Tekrar şöyle bir üstünden geçelim. Ne yaptık? 4 diş haroşamızdan sonra 5 ajur olacak şekilde düz örgü ördük. Sonra 2 diş haroşa yine ajurlarımızı yapmaya devam ettik. Ortadaki düz çizginin olduğu yerden devam ettik. 2 diş haroşa arttır kes arttır kes yöntemiyle şu ajurlu kısmı yaptık. Sonra 2 diş daha haroşa ördük. Daha sonra yine 5 ajur olacak şekilde düz örgümüzü ördük. Tekrar 2 diş haroşa arttır kes yöntemi 2 diş haroşayla toplamda 20 artışa ulaştık. Şimdi hiçbir işlem yapmadan artışlarımız bitti. 20 artış benim için yeterli. İlmeklerin tamamına bir diş haroşa gideceğim. Ama haroşayı arka tarafa giderken kolları bedenden ayıracağız. Hemen hızlıca ön yüzden bir diş haroşayı tamamlayacağım ama arkaya gitmiyorum arkadaşlar. Şu başlangıç kısmından çişime sığmadığı için bu şekilde gösteriyorum size. Şöyle bir diş haroşaya gidelim. Şurada arkaya dönerken devam edeceğiz. İlmeklerin tamamını ön yüzden bir diş daha haroşa olacak şekilde gittim bakın. Şimdi arka tarafa geçerken kolumuz bedenden ayıracağız. Ve robamızı tamamlamış olacağız. Hemen şöyle gidiyorum ve haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. ilmeğim bakın benim. Bu ortadaki düz ilmeğim. 40 ilmeği ön için ördüm. Ve şimdi kolu kesmeye başlıyoruz. Bildiğiniz yöntem varsa uygulayabilirsiniz. Ya da örgüye yeni başladıysanız benim kesme yöntemimi kullanabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ters örgü olarak kesiyorum. Tekrar kestikten sonra şişime geri takıyorum. İkisini birlikte alıp kesiyorum. Bu şekilde kesme işlemi yapıyorum. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ne çok sıkı ne de çok gevşek bir kesme işlemi yapıyorum arkadaşlar. Orta ayarda kesiyorum. Ve şuradaki düz ilmeğin olduğu yere kadar kesmeye devam edeceğiz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bilerek burada kesmiyorum videoyu. Birlikte yapalım diye. İlerletebilirsiniz tabii ki siz. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 51 ilmeğimi kol için kestim. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi arka tarafı sırt kısmını öreceğiz. Şuradaki düz örgümüzün olduğu yere kadar. Şişimdeki ilmeğim 1, 2, 3. Arka kısım için 69 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve diğer tarafta yaptığımız gibi yine kolu keseceğiz. Şuradaki düz ilmeğin olduğu yere kadar kesiyoruz arkadaşlar. İkisini birlikte alıyorum ve kesiyorum. İkisini birlikte alıp kesiyorum. Hemen bu kolu da örelim. Sonra ön kısımdaki ilmekleri örelim ve robamızı tamamlayalım. Bu kolumuzu da kestik arkadaşlar. Şimdi ön için kalan ilmeklerimi örüyorum ve robamı tamamlıyorum. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik ön tarafa. Burada robayı bitiriyorum. Videoyu bitireceğim. Neden? Çünkü altına istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir roba çalışması oldu. Benim en sevdiğim modellerden birisi bu roba çalışması. Şöyle göstereyim. Altına model uygulamayacağım. Çünkü siz bu robadan sonra altına istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Kol altında koyacağınız modele göre artış ya da eksiltmeyi gerekebilir çünkü. Gördüğünüz gibi kollarımızın genişliği de gayet güzel oldu. Ben şimdi bunu yelek olarak devam edeceğim. Benimle birlikte örmek isterseniz bir sonraki videoda birlikte yeleği örebiliriz. Ama farklı model uygulamak isteyenler için gerçekten çok güzel bir roba çalışması oldu. Ben çok keyifli anlattım. Umarım sizler de keyifli örüyorsunuzdur şu anda. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.